Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, mukaddesata saygı göstermek konusuyla bugünkü ilmihal dersimizde birlikte olacağız inşallah. Mukaddesat kelimesi mukaddes kelimesinin çoğuludur. Kutlu, kutsal ve temiz manasına gelen mukaddes kelimesinin çoğulu olan mukaddesat, dini yönden temiz ve manevi üstünlüğü olan şeylere verilen isimdir. Manevi yönden üstünlüğü ve saygınlığı olan şeylerle bunlara gösterilecek saygının nasıl olacağı konusunu kısaca maddeler halinde şu şekilde anlatabiliriz. Bizi kainatı ve kainatta olan her şeyi yaratan, yaşatan, sayısız nimet ve yeteneklerle donatan Rabbimiz Allahu Teala Hazretleri saygı göstereceğimiz mukaddesatın başında gelmektedir. Her hayırlı ve yararlı işe başlarken onun adını anmalı, onun adıyla başlamalı, Bismillahirrahmanirrahim demeliyiz. Cenab-ı Hakk'ın adı anılarak başlanılmayan herhangi hayırlı ve önemli bir işten bereketli bir sonuç alınamayacağını Efendimiz Aleyhisselam'ın bize uyarısından hatırlamalı, ona göre hareket etmeliyiz. Kur'an-ı Kerim okumanın dışında herhangi bir işe başlanırken besmele yeterlidir. Kur'an-ı Kerim okurken istiaze dediğimiz Euzu billahi mineşşeytanirracim'i besmeleden önce söylememiz de gerekmektedir. Eti yenen herhangi bir hayvan kesilirken de Cenab-ı Hakk'ın adı anılmalı, Allahu Ekber denilmelidir. Rabbimizin ismi anıldığı zaman onun ululuğunu ve yüceliğini ifade eden Celle Celaluhu cümlesi de eklenilmelidir. Bütün bunlar Rabbimize has birer saygı ifadesidir. Rabbimizin bizi yoktan yaratması, iman Kur'an nimetiyle varlığından bizleri haberdar etmesi dolayısıyla vesilesiyle Rabbimize mutlaka saygı göstermeli, saygımızın ifadesi olarak bu adımları takip etmeliyiz. Yine kitaplar, Cenab-ı Hakk'a inanmak ve ona saygının en büyüğünü göstermek farz olduğu gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere diğer bütün peygamberlere gönderilen kitaplara da inanmak ve onlara saygı göstermek farzdır. Elimizde bulunan Rabbimizin kelamı Kur'an-ı Kerim, Rabbimizin gönderdiği kitapların sonuncusudur. Efendimiz Aleyhisselam'a vahyedilmiştir. Hiçbir değişikliğe uğramadan bize ulaşmıştır. Kur'an'ı biz indirdik, elbette onu biz koruyacağız anlamındaki Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde Kur'an-ı Kerim'in bir kul sözü olmadığı, Cenab-ı Hakk'ın sözü olduğu ve onun muhafazası altında olduğu açıkça dile getirilmiştir. Bunun için abdestli olarak Kur'an-ı Kerim tutulmalı. Abdestli olmayan kimse Kur'an-ı Kerim'i okuyabilirse de ona el sürmemeye özen göstermelidir. Onu okumaya başlamadan önce Euzu Besmele çekilmeli. Euzu billahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim denilmeli. Sonra Kur'an-ı Kerim'e başlanmalı. Kur'an-ı Kerim temiz yerlerde ve onu dinleyebilecek durumda bulunan kimselerin yanında okunmalıdır. Çarşıda, pazarda, parkta ve dinlenme yerlerinde bulunan ve dinlemeye müsait durumda olmayan kimselerin işitecekleri şekilde Kur'an-ı Kerim'i sesle okumak uygun görülmemiştir. Üzerinde Kur'an-ı Kerim bulunduğu halde tuvalete girilemeyeceği gibi parmağındaki yüzüklü veya boynunda takılı kolyede Kur'an-ı Kerim'den yazılı bir ayet varsa bunlarla da tuvalete girilmemelidir. Okunmayacak hale gelen Kur'an-ı Kerim'i temiz bir beze sararak çiğnenmeyecek temiz bir yere gömmek gerekir. Kur'an-ı Kerim'i öpmek caizdir. Buna Diyanet öpmesi tabiri kullanılmıştır. Mukaddesat dediğimiz saygı gösterilmesi gereken kişilerden başta gelenleri peygamberlerdir. Bilindiği gibi peygamberler Cenab-ı Hakk'ın seçkin kullarıdır. Cenab-ı Hak onları emir ve yasaklarını insanlara duyurmak üzere görevlendirmiştir. Bütün peygamberlere ayrım yapmadan inanmak ve saygı göstermek müminin şiarı olmalıdır. Peygamberlerden birinin adı anıldığında selam ile anılmalıdır. Mesela İbrahim Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam gibi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anıldığında da ona salatü selam getirilmeli. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam ve Aleyhisselatü Vesselam gibi Efendimiz Aleyhisselam'a salatı ve selamı ifade eden cümleler mutlaka zikredilmelidir. Efendimiz'den başkasına salatü selam getirilmemeli. Mesela Ömer Aleyhisselatü Vesselam veya Ömer Aleyhisselam yerine eğer Hazreti Ömer Efendimiz'den bahsediyorsak bunun yerine
Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi ifadelerle o büyük insanlar yad edilmelidir. Ashab suresinin 56. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz Allah ve melekleri peygambere çok salat ederler. Ey müminler siz de ona salat ve tam bir teslimiyetle selam edin buyurularak Efendimiz Aleyhisselam'a salat ve selam getirmemiz bize emredilmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat selam getirmeyen kimseleri Cenab-ı Hak rahmetinden mahrum edecektir. Veya Efendimiz Aleyhisselam'a salat selam getirenleri Cenab-ı Hak rahmetine gark edecektir. Efendimiz Aleyhisselam İmam Müslim Hazretlerinin sahihinden nakledilen bir hadis-i şeriflerinde her kim bana salavat getirirse Allah-u Teala o kimseye 10 rahmet eder buyurarak bizi müjdelemiştir. Bir başka hadis-i şeriflerinde de günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. O günde bana çokça salatü selam getirin. Çünkü sizin salat ve selamlarınız melekler aracılığıyla bana ulaştırılmaktadır. Bana sunulur buyurdular. Ashab-ı kiram, ey Allah'ın Resulü, getirdiğimiz salatü selamlar size nasıl arz olunur? Halbuki siz çürümüş bulunacaksınız dediler. Efendimiz Aleyhisselam, Allah-u Teala peygamberlerin cesetlerini yeryüzüne haram kılmıştır. Yani onların cesetleri çürümez buyurmuşlardır. İmam Nesai Hazretlerinin eserinde nakledilen hadis-i şeriflerinde. Evet, salatü selam Allah rızası için getirilir. Dünya ile ilgili bir çıkar için salatü selam getirilmez. Bir satıcı malını müşteriye gösterirken Subhanallah der veya Peygamberimiz Aleyhisselam'a salat selam getirir ve bununla da malını beğendirmek isterse bu davranışı mekruh kabul edilmiştir. Çünkü bu tesbih ve salatü selam Cenab-ı Hakk'ın rızası için değil, mala revaç bulmak için söylenmiş durumdadır. Ashab-ı kirama da mukaddesat başlığı altında zikredeceğimiz bir kesim de sahabe-i kiram efendilerimizdir. Onlar Efendimiz'e inanan, onu görme mutluluğuna, bahtiyarlığına eren kimselerdir ashab-ı kiram. İlk Müslümanlardır, Efendimiz'in sohbetiyle şereflenmişlerdir. Doğrudan doğruya Efendimiz'den feyiz alma bahtiyarlığına ermişlerdir. Efendimiz Aleyhisselam'la birlikte İslamiyet'i yayma uğruna büyük fedakarlıklara katlanmışlar. Mallarını ve canlarını bu uğurda feda etmiş kimselerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla ilgili olarak şöyle buyurmaktadır. Sakın, sakın ashabım aleyhinde bulunmayınız. Onları hedef seçmeyiniz. Onları seven bana olan sevgisi sebebiyle sever. Onlara buğz yani kin ve nefret eden bana olan kini ve nefreti sebebiyle buğz eder. Onlara eziyet eden bana eziyet etmiş olur. Bana eziyet eden de Allah'a eziyet etmiş olur. Allah'a eziyet eden ise çok sürmez, Allah onun cezasını verir buyurmuşlardır. Bir başka hadis-i şeriflerinde sakın ashabıma kötü söylemeyiniz. Çünkü onların fazileti yüksektir. Sizden birinin Uhud dağı kadar altın sadaka verdiği farz edilse bu sadakanın sevabı ashabtan birisinin iki avuç sadakasına erişemez. Hatta bunun yarısına da ulaşamaz buyurmuştur. İmam Bukhari ve Müslim Hazretlerinin sahihlerinde nakledilen hadis-i şeriflerinde. Sahabe-i kiram efendilerimiz anıldığı zaman onlara saygı ifade eden cümleler zikredilmeli. Allah onlardan razı olsun anlamına gelen radiyallahu an veya kadın ise radiyallahu anha tabiri mutlaka kullanılmalıdır. Alimler de bizim mukaddesat başlığı altında saygı göstermemiz gereken kimseler başlığı altında zikredeceğimiz kesimi oluşturmaktadır değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'in ilk emri okudur ve yüce dinimiz İslam'ın ilme ve alime verdiği önem açıktır. Ayet-i kerimelerde de ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Allah içinizden iman edenlerle kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltir. Allah'tan kulları içinde ancak alimler korkar ve bu ve buna benzer ayet-i kerimelerle ilmin ve alimin önemini Cenab-ı Hak dile getirmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Allah-u Teala kimin hayrını dilerse onu dinde alim ve fakih yapar buyurmuştur. Bilgi öğrenmek için yola çıkan kimse evine dönünceye kadar Allah yolundadır buyurarak ilmin ve alimin önemine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da işaret etmişlerdir. Bilgi insan için büyük bir değerdir. Bilgisiz ibadet yapılamayacağı da ortadadır. Bilgi insanın kafasını ve çevresini aydınlatan bir nur olarak görülmüştür. Bu nurdan, bu ışıktan mahrum olan kimsenin doğru yolu bulması da zor görünmektedir.
Ebu Derda radıyallahu anh, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğunu işittiğini nakletmiştir. Her kim öğrenmek ile bilgi öğrenmek için yola çıkarsa Allahu Teala ona cennet yolunu kolaylaştırır. Şüphesiz melekler de ilme talip olanlara hoşlandıklarından dolayı kanat gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi ilim sahipleri için Allah'tan af dilerler. Bir ilim sahibinin bir ibadet eden üzerine üstünlüğü ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler ne bir altın ve ne de bir gümüş miras bırakmamışlardır. Ancak ilmi miras bırakmışlardır. İşte o mirasa konan sonsuz bir haz ve nasip almış demektir. Değerli dostlar, bu sebeple bilgi sahiplerine saygı göstermek İslami terbiyenin bir gereği kabul edilmiştir.